Herkese merhabalar, Metman kanalına hoş geldiniz. Ben de Şocan sevgili arkadaşlar. Bugün yaş problemlerinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar, ikinci videoda kalan sorulardan güzel gördüğüm, beğendiğim, sizin ufkunuzu açabilecek dediğim gibi sayı ve kesir problemlerinin tekrarı olan bu yaş problemlerinden farklı soruları etkili problemler kitabından sizler için çözeceğim. Şimdi hazırsanız arkadaşlar, problemler kampında yaş problemlerinin ikinci master videosuna başlayalım. Seçtiğim güzel soruları birlikte adım adım çözelim. Evet arkadaşlar ilk soruya bakalım. İki çocuğu olan anne ve baba arasında aşağıdaki konuşma geçmiştir. İki çocuğumuzun yaşları toplamının 3 katı ikimizin yaşları toplamına eşit diyor. Şimdi arkadaşlar burada çocuklarının yaşları toplamı var. Yani çocukların yaşları toplamı var. İki çocuğun yaşları toplamının 3 katı anne ile babanın yaşları toplamına eşit arkadaşlar. Bunu bu şekilde yazdım. Çünkü çocukları ayrı ayrı bulmamızı istemiyor diye gördüm ben burada. 12 yıl önce senin yaşın iki çocuğumuzun yaşları toplamının 3 katıydı diyor. Yani annenin yaşı 12 yıl önce iki çocuğun yaşları toplamının 3 katıymış. Şimdi 12 yıl önce çocukların yaşları toplamı ne olur arkadaşlar? Bakın 12 yıl önce ikisi de 12 küçülecek. Yani iki tane 12 küçülecek. Yani burada 24'lük bir azalma olacak. İki çocuğun yaşları toplamı x, -x 24 olur. Annenin yaşı x eksi 24'ün annenin yaşı x 24'ün kaç katıymış? 3 katıymış. 3 katıymış. O zaman annenin yaşı 12 yıl önce ne olur arkadaşlar? 3 katı 3x eksi 72 olur. Ama şu an 12 yıl önce de değiliz. Şu an günümüzdeyiz. Doğru değil mi? E günümüzdeysek o zaman anne 12 yıl önce bu yaşta. Şu an kaç yaşında? O zaman gelip buna bir 12 eklememiz gerekiyor ki 3x eksi 60 yaşında anne. Mükemmel. Peki diyor ki babanın bugünkü yaşı kaç? Ya anne şu an 3x 60 yaşında. İkisinin yaşları toplamı da 3x. Sizce baba kaç yaşında? Ya arkadaşlar 60 yaşında. Aynı şu an 3x 60 yaş yaşındaysa sen bunu ancak 60 eklersen sonuç 3x olur. O yüzden burada baba 60 yaşında olması gerekiyor. Gayet temiz bakın. Çok temiz bir denklem kuruluşla cevaba gittim. Çok rahat bir şekilde sonucu buldum arkadaşlar. Gelelim buraya. Bir ailede anne ile babanın yaşının oranı Çocuklar ilkokul birinci sınıfa başladığında 8 bölü 9'dur diyor. O zaman anne baba yani anne 8x baba 9x'miş. Çocuklar 8. sınıfı bitirdiğinde 10 bölü 11 olacaktır. İlkokulun bitirme 8 yıl sürüyor. Yani bu durumda annenin yaşı 8x artı 8 babanın yaşı 9x artı 8 olunca 8 yıl geçince oran 10 bölü 11 oluyormuş. Bakın eşittir 10 bölü 11 oluyormuş. Soru bitti bu kadar. Hemen çaprazı çat çat yapıştırırım. 90x artı 80 eşittir. 88x artı 88. Hemen bunu buraya bunu buraya attığım zaman arkadaşlar. 2x eşittir. 8 oldu. x'imiz buradan 4 oldu. Diyor ki ilkokul 1. sınıfa başladığında baba ile annenin yaşları toplamı kaçtır? Baba ile annenin yaşları ilkokul 1'e başladığı zaman biri 8x biri 9x. Topladığımız zaman 17x. E, x'imiz 4 olduğuna göre 17 çarpı 4'ten 68 rahatlıkla gelmiş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde sorumuzu çözmüş olduk burada da. Devam ediyorum. Bakın o oh, sakin bir ders. Bak bir sürü şey öğrettim size. Bir sürü şey öğrettim. Bakın şu anda yaş problemi bitene kadar. Yani burada kaçıncı video oldu? Bir dakika. 3 oradan 5. Yani 8 video boyunca öğrettiğim şeyler birbirini tekrar ediyor. Ama şimdi bakın hız problemi gelince farklı şeyler öğretmeye başlayacağım. Yani başka problem tarzında başka yorumlar öğretmeye başlayacağım. Ona göre dikkatinizi verin. Diyor ki Aynur ve Seda isimli iki arkadaş arasında aşağıdaki gibi bir konuşma geçiyor. Geçsin kardeşim hemen bakalım. Diyor ki. Benim babamla aramdaki yaş farkı senin babanla aramdaki yaş farkıyla aynıdır. Şimdi bakın Aynur, Aynur'un babası. Seda, Seda'nın babası. Yaş farkları aynıymış bunların arasında. Ben doğduğumda senin baban 30 yaşındaydı. Yani Seda ile Aynur'un babası arasında 30 yaş, 30 yaş fark var. Yani Seda'yı X dersek Aynur'un babasını X artı 30 dememiz gerekiyor. Devam ediyorum. Aynur diyor ki ben doğduğumda ise senin baban 24 yaşındaydı diyor Aynur. Ben doğduğumda ise senin baban 24 yaşındaydı diyor. Tamam. Şimdi o zaman Aynur'la Seda'nın babası arasında da 24 yaş fark var bu durumda. Tamam. Yani burası Y ise mesela burası Y artı 24 gibi düşünebilirsiniz. Ancak güzel bir bilgi vermiş. Seda bugün 18 yaşında olduğuna göre. Seda 18 yaşında. Bak. Seda 18 yaşındaysa bu kaç oluyor arkadaşlar? 18 burası 48 yaşında oluyor. Aynur'un babası. Şimdi kafayı çalıştıralım. Şimdi bu artık X'lerin bir önemi yok. Peki Burada ne diyor? Benim babamla arandaki yaş farkı senin babanla arandaki yaş farkla aynıdır. Aynur'un babası kaç yaşında? 48. Aynur'un kendisi Y. Yani 48 eksi Y aradaki yaş farkı Seda'nın babası Y artı 24. Seda da 18. Yani Y artı 24 eksi 18 de yaş farkı birbirine eşit olacak. Hemen soruyu çözelim. Geliyorum buraya. Bakın Y'yi buraya attım. Burası 2Y oldu. Şurası 6 oldu. Bunu da buraya attım arkadaşlar 6'yı. 42 oldu. Y buradan 21 gelmiş. Aynur bugün kaç yaşında? Aynur Y yaşında. Yani 21 yaşında. Gayet temiz, gayet cool bir çözümle çözdüm soruyu. Şimdi geliyor o zaman yanındaki soruyu. Matematik öğretmeni Aslı'ya ben senin yaşındayken yıl 1980'di. Sen benim şimdiki yaşıma geldiğinde ise sene 2016 olacak dediğine göre bu konuşmaların geçtiği yıl hangisidir? Cevap 1998. Teşekkür ediyorum. Hocam nereden anladın ya bunu? Bak çocuğum Beyin bedava ya bak. Ya benim kafam çalışıyor bak. izle şimdi bak. Diyorum ki öğretmen Aslı. Şimdi bak şu an belli bir yıldayız. Mesela X yılındayız. Tamam mı? Bilmiyorum hangi yılda olduğumuz. Şimdi diyor ki öğretmen Aslı'nın yaşına geri geldiğinde. Şimdi öğretmenle Aslı arasında Y yaş fark olsun. Öğretmen Aslı'nın yaşına geri geldiğinde yani geri Aslı'nın yaşında Aslı'nın yaşında olduğu zaman Y yıl önce Yılımız X'ti yani ne oldu? x eksi y yılında olduk doğru değil mi? Peki aslı öğretmenin yaşına geldiğinde o zaman bu sefer de mevcut durumdan y yıl fazla yani x'ten y yıl fazla olacak. Yani x artı y yılında olacağım. Peki sevgili arkadaşlar bu 1980'miş. E, bu neymiş? E, bu da 2016 yılıymış. arkadaşlar 1980 ile 2016'nın tam bak biri y yıl fazla biri y yıl az. Yani bunların tam ortası. Yani 1998 şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar bunlar arasında kaç yıl fark var? 36 yıl fark var. 2'ye böl 18 yani 18 ekleyebilirsin 1980'e. Yani 1998 tam olarak ortadaki yıl. Bunlar bu konuşmanın geçtiği yıldır. Bu kadar. Direkt yaparım. Hemen şak kaparım yaparım. Hiç acımam. Devam ediyorum. Geldik buraya. İki kardeşten büyük olanı 4 yıl sonra küçük olanı 3 yıl önce doğsaydı yaşları birbirine eşit olacaktı. E çok basit arkadaşlar. Biri dört yıl sonra da o bir üç yıl önce doğsaydı e belli ki bunlar arasında yedi yaş fark var yani. Biri dört yaş daha küçük olsa diğeri de üç yaş daha büyük olsa tam eşitleniyorlarmış. O zaman aralarında yedi yaş fark var arkadaşlar bu durumda. O zaman iki kardeşten birinci kardeş ikinci kardeş. Biri x'e diğeri x artı yedi. Devam ediyorum. Babanın yaşı büyük çocuğun yaşının iki katı. Yani şunun x artı yedinin iki katı. Baba x artı iki x artı on Annenin yaşı küçük çocuğun yaşının 3 katı. Anne o zaman küçük çocuğun 3 katı 3x. Bu 4 kişinin yaş ortalaması 28 olduğuna göre bunların anne ve babanın yaşları toplamı kaçtır? Şimdi yaş ortalaması 28 ise 4 kişi var. Yaşları toplamı 28 çarpı 4 olur arkadaşlar. Bu da ne olmuş oluyor buradan? Ee, ne oldu? 112 mi oluyor? 112 oluyor. 28 çarpı 4. Devam ediyorum. 1, 2, 3, şöyle 1, 2, 4, 7. 7x artı 21. 21'i karşıya attım arkadaşlar burada. Ne geldi? 91 eşittir 7x. x eşittir 13 geldi. Anne ve babanın yaşları toplamı kaçtır diyor. Anne biri 2x artı 14. Biri 3x topladığım zaman 5x artı 14. 13 çarpı 5. 65 artı 14'te ne gelmiş oluyor arkadaşlar? Buradan da 14 eklersek de. an çocuk doğdum. Ha, pardon. Büyük çocuk doğduğunda diyor. Sorry. Büyük çocuk doğduğunda diyor. Geri silelim. Siliyorum. X13. Şimdi çocuk yaşlara bakıyorum. Bu 13 yaşında. Bu 7 fazlası 20 yaşında. Baba 13 çarpı 26 artı 14'ten 40 yaşında. Anne de 13 çarpıştan 39 yaşında. Büyük çocuk doğduğunda yani 20 yıl öncesinde baba 20 yaşında anne de 19 yaşında oluyor arkadaşlar. Büyük çocuk doğduğunda toplamları da 39 olmuş oluyor. Gayet cool bir şekilde soruyu şakkadanak çözdüm. Devam ediyorum. Mine komşusuna 15 yıl önce kızım Naz'ın doğmasına 5 yıl vardı. Ya abi 15 yıl öncesinde doğmasına 5 yıl varsa o zaman 10 yıl önce doğmuştur. Yani Naz şu anki günden 10 yıl önce doğmuştur. Yani Naz şu an 10 yaşında. Hani bunu anlayalım da Naz şu an 10 yaşında. Şöyle Naz şu an 10 yaşında. Şu anki yaşı. İkizlerim ise 4 yaşındaydı. O zaman ikizler de birinci ikiz, ikinci ikiz onlar da 4 yaşındaydı diyor ya. Doğmasına 5 yıl vardı. İkizlerim ise 4 yaşındaydı. Şimdi 15 yıl önce 4 yaşında olan ikizler şu an kaç yaşında olurlar? Şu an 19 yaşında olurlar. Devam ediyorum. Naz'ın doğumundan 4 yıl sonra yani Naz 4 yaşındayken ikizlerimin yaşları toplamı benim bugünkü yaşımın 2 katından 60 eksikti diyor. Şimdi Naz 4 yaşındayken diyor yani Naz 4 yaşındayken yani 6 yıl öncesinde bu da 6 yıl öncesi bu da 6 yıl öncesi yani bu 13 bu da 13 yaşında. İkizlerimin yaşları toplamı ikizlerimin yaşları toplamı yani 26 Şimdi annenin bugünkü yaşı x diyelim. 2 katından 60 eksi. Yani 2x eksi 60 oluyor. Mükemmel. Hemen 60'ı bu tarafa attım. Burası kaç oldu? 86 eşittir 2x. x eşittir 43. Şimdi Mine doğru bilgi verdiğine göre Mine'nin bugünkü yaşı kaçtır? Mine'nin bugünkü yaşı 43'tür. Bu kadar. Yani 15 yıl önce doğmasına 5 yıl varsa o zaman 10 yıl önce doğmuş. Şu an 10 yaşında yani anlamına gelir. Mesela bir cümle söyleyecek siz bunun anlamını anlayacaksınız. Bu bizim açımızdan önemli. Şimdi gelelim buraya. Bakın sevgili arkadaşlar bu gerçekten biraz özellikle yaş problemlerinde bolca karşımıza çıkan bir tür bir diyalog var. Bu diyaloğu anlamlı hale getirmeye çalışacağız. Daha önce Instagram Reels'de veya TikTok'ta da bunu çözdüğü bir video vardı. Bence oldukça güzel bir video olduğunu söylemek isterim. Orada güzel bir soru olduğunu söylemek isterim bu sorunun da. Şimdi gelelim soruya. Diyor ki Ahmet ile abisi arasında aşağıdaki gibi mesajlaşma gerçekleşmektedir. İyi ki doğdun. Kaç yılına girdin abi? Teşekkür ederim Ahmet. Ahmet babamla benim aramdaki yaş farkı senle benim aramdaki yaş farkıyla aynı. Şimdi arkadaşlar Ahmet abisi ve babası diyor ki babamla benim aramdaki yaş farkı senle benim aramdaki yaş farkıyla aynı. Okey. O zaman sen babamın yaşına geldiğinde üçümüzün yaşları toplam 120 olacak diyor. Okey. Buna göre bu iki arkadaşın babalarının yaşı karşılaşın. Arkadaşlar abiye x dersek babaları ondan a kadar fazla. ...Ahmet'te A kadar eksik yani. A bir tam ortada duruyor şu an. Hem Ahmet'le arasındaki yaş farkı hem babasıyla arasındaki yaş farkı eşit. Şimdi devam ediyorum. Diyor ki... ...abi sen babamın yaşına geldiğinde... ...yani burada babasının yaşına gelmesi için... ...A yıl geçmesi gerekiyor. Yani bu X artı A oluyor. Bunda da A yıl geçmesi gerekiyor. Bu X yaşına geliyor. Bunda da A yıl geçmesi gerekiyor. Bu X artı 2A yaşına geliyor. Üçümüzün diyor yaşları toplamı 120. E toplayalım. 3X artı 3A... ...120 oldu... Buna göre babanın yaşı kaçtır diye. E babanın yaşı ne? Şu an x artı a değil mi arkadaşlar? O zaman ben bunu 3'e bölersem x artı a kaç oldu? 40 oldu. Yani baba şu an 40 yaşında. Bu kadar. Olayı çözdüm. Yani gayet sakin bir şekilde gerekeni uyguladım ve cevaba çok rahat bir biçimde ulaştım arkadaşlar buradaki soruda. Şimdi gelelim bir sonraki sorumuza. Dursun'un yaşı Tufan'ın yaşına oranı 3 bölü 5'tir. O zaman Dursun Tufan. Dursun 3x yaşındaysa Tufan 5x yaşında. Tufan şimdiki yaşının 7 bölü 5 katı yaşa geldiğinde. Ya şimdiki yaşı kaç? 5x. 5x'in 7 bölü 5'i ne eder? Yani 7x yaşına geldiğinde yani tufan 7x yaşına geldi 2x yıl büyümüş. O zaman bu da 2x yıl büyümüş. Yani bu da 5x yaşına gelmiş olur. Geldiğinde ikisinin yaşları toplamı 36 olacak. Yani 7x ile 5x'in toplamı 12x eşittir 36 olacak. x eşittir 3 olacak bu durumda. Dursun'un 2008 yılında doğduğuna göre tufan kaç yılında doğmuştur diyor. X3'müş. Dursun kaç? 9 yaşına değil mi? O zaman Tufan 15 yaşında şu an. Şu an bu durumda. E aradaki yaş farkı kaç? 6. Ya yani biri 2008 yılında doğduysa o 6 yıl önce doğmuştur o zaman mantıken. O zaman bu da 2002 yılında doğmuştur. Gayet temiz, nizami bir çözüm arkadaşlar buradaki kısımda. Diyor ki AB ve BA iki basamaklı doğal sayıları olmak üzere bir baba ilk çocuğu doğduğunda AB, ikinci çocuğu doğduğunda BA yaşındadır. Çocukların yaşları farkı 27 olup baba 60. yaş gününü iki çocuğuyla birlikte kutladığına göre çocukların kutlamanın yapıldığı yaşları toplamı kaç olabilir diye bize sormuş. Şimdi arkadaşlar mantıken yani BA 2. çocuk AB 1. çocuk. O zaman BA AB'den daha büyük ve aradaki yaş farkı 27'ymiş arkadaşlar. Şimdi bu basamak kavramı sorusu gibi düşünebilirsiniz. Hemen gelelim. 10B artı A eksi 10A eksi B eşittir 27. Yani 9B eksi 9A eşittir 27. B eksi A da 3 geldi. Şimdi bunu buldum. Şimdi ben burada B ve A'ya değerler vereceğim. Ne verebilirim diye düşünüyorum. Şimdi diyor ki diyorum ki mesela örnek buraya 4 buraya 1 verilir mi? Şimdi o zaman ilk çocuk doğduğunda A B, ikinci çocuk doğduğunda B A yaşında. İlk çocuk doğduğunda 14 yaşında oluyor. Çok mantıklı gelmedi bana. Babanın ilk çocuk doğduğunda 14 yaşında olması. Bunu siliyorum. Şimdi 4'e 1 vermeyelim. O zaman buna 5 Buna 2 verelim. O zaman ilk başta AB, ikinci başta ikinci tarafta BA ikinci çocukta BA yaşında. AB yaşındaysa o zaman bu 25 yaşında. Diğerinde de 52 yaşında oluyor baba. Aralarında da harbiden de 25 yaş, 27 yaş fark var. Şimdi geliyoruz buraya. Şimdi ilk çocuk doğduğunda baba 60 yaşına geldiğinde diyor şimdi. Baba 60 yaşına geldiğinde ilk çocuk baba 25 yaşındayken doğdu. Yani ilk çocuk 25 ile 60 arasında 35 yaş fark var. İkinci çocukta baba 52 yaşındayken doğdu. Arada 8 yaş var. Bu ikisinin yaş gününde 60. yaş gününde yaşları toplama 43 olabilir. Zaten bize olabiliri soruyor. Biz de 43'ü işaretlemiş oluyoruz. E hocam buraya 6, buraya 3 diyemez miydiniz? Derdim de baba 63 yaşına gelmiş yani 60'ı geçmiş oluyor zaten Yani BA yaşında ya. İkinci çocuk da o zaman 60'ı geçmiş oluyordu. 60'ı geçmemesi gerekiyor. O yüzden 52 vermek çok daha zekice bir yöntem olur diye düşünüyorum burada kısımda. Gelelim buna. Hayri'nin 2002 yılındaki yaşı, Kenan'ın 2016 yılındaki yaşının iki katını eşittir diyor. Bak, Hayri 2x yaşında, Kenan x yaşında. Ama bak bu 2022 yılında, bu 2016 yılında. O zaman bunu da 2022'ye getirelim. Yani 6 yaş büyütelim. O zaman Kenan şu an x artı 6 yaşında. Şu an zaman parametresini eşitledim. Hepsi 2022 yılında. Diyor ki, bu bunun iki katı. Okey. Kenan ile Hayri'nin 2026 yılında yaşları toplamış. 2026'ya geleceğim. Yani 4 yıl ekleyeceğim. 2x artı 4. 4 yıl ekleyeceğim. x artı 10. Yaşları toplamı 74. Yani 2x artı 4 ile x artı 10'u topladığım zaman yani 3x artı 14. 74'e eşitmiş. Hemen 14'ü karşıya attım. 3x eşittir 60. x eşittir 20 geldi. Diyor ki 2030 yılında Hayri'nin yaşı kaçtır? Hayri kaç yaşında? 2x yaşında. Doğru değil mi? 2022'de. Yani X kaçtı? 20. 20 değil mi? Evet. X 20. 40 yaşında. E, 2030'da da 48 yaşında olur arkadaşlar. Yani zaman parametresini eşitleyerek yoluma devam ediyorum arkadaşlar. Buradaki soru da bence oldukça nice bir soru arkadaşlar bu kısım. Gelelim buraya. Bakın yine zamanın zamanı anlamakla ilgili bir soru. Bence güzel bir soru. Şimdi bakalım. Diyor ki A büyüktü, A, B C C büyüktü, B büyüktü, A diyor. Nursela Mesut ve Leyla'nın yaşlarıyla ilgili şunu verilmiştir diyor. A yılında Nursela 24, Mesut 28 yaşında. B yılında Mesut 32 yaşında. dur bak. Mesut 28 yaşından 32 yaşına gelmiş B yılında. O zaman A ile B arasında 4 yaşlık bir fark var arkadaşlar. Bunu kaptım hemen. Çünkü Mesut 4 yaş büyümüş A ile B arasında. Devam ediyorum. C yılında Nursena 33 yaşında dur. Nursena bak burada 24'müş A yılında. C yılında 33'müş. Kaç yaş büyümüş? Bakın burada. 9 yaş büyütmüş. O zaman A ile C arasında da 9 var. 9 yıl var. Yani o zaman B ile C arasında ne var o zaman? 5 var bu durumda. Bak şu an aradaki farkları buldum. Devam ediyorum. Buna göre C yılında Mesut ve Leyla'nın yaşları toplamı kaçtır? Benim için çok kolay arkadaşlar. Bakın. Mesut'un neyi vermiş? B yılını vermiş. Doğru değil mi? Mesut'un. B yılıyla C yıl arasında kaç yaş var? 5 fark var. O zaman 30, 32. Yani o zaman 37 yaşında olacak. Leyla. Leyla B yılında 30 yaşında. Arada bakın görüntüleri 5 fark var. O da 35 yaşında olacak. 37 ile 35'i topladığım zaman 72 yaşında olacak. C, C yılında 72 yaşında olmuş oluyor. Rahatlıkla bulabiliyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim bir sonrakine. Geldik buraya. Diyor ki: "Veysel, Kemal ve Bahri adlı üç arkadaşla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Veysel, Kemal veysel ile Kemal arasındaki yaş farkı Bahri ile Kemal arasındaki yaş farkına eşittir. Veysel ile Kemal arasındaki yaş farkı Bahri ile Kemal arasındaki yaş farkına eşittir." diyor. Okey. Yani o zaman belli ki, belli ki Kemal ortada duruyor. Kemal ortada duruyor. 3 arka, yani bakın ne, en azından mesela bu ne anlama gelir? Bunu konuşalım bakın. Diyor ki Veysel ile Kemal arasındaki yaş farkı, Bahri ile Kemal... Şimdi şu olabilir, mesela sallıyorum. Veysel, Kemal, Bahri. Şimdi bununla bunlar arasındaki yaş farkı, bunun onun yaş farkı eşitmiş ya. Mesela bu 10'sa bu 15, bu 5 olabilir mesela. Ya da şu da olabilir arkadaşlar, bu 10 olur, bu da 15 olur, bu da 15 olur. Bu da ihtimaller dahilinde. Yani i̇kisi eşit de olabilir. Bu ikili eşit de olabilir. İhtimaller dahilinde bu da. Şimdi geri geliyorum şöyle. Geriye doğru çıkıyorum. Diyor ki, yani ihtimaller bunlar en azından. Bahri ile Veysel'in yaşları farkının dört katı Kemal'in şimdiki yaşına. o zaman Bahri ile Veysel farklı yaşlarda. O zaman birbirlerine eşit değil yani Bahri ile Veysel. Bahri'nin yaş farkının dört katı. Kemal'in şimdiki yaşının üç katına eşit. Şimdi bak. Kafayı çalıştır. Bahri ile Veysel arasındaki yaş farkının üç katı Kemal'in şimdiki yaşının 4 katı Kemal. O zaman ben bunu 3x derim. Bak neden? Çünkü Bahri ile Veysel arasındaki yaş farkı 3x olsun ki 4 katı 12x olur. Bu da Kemal'in yaşının 3 katına eşitmiş. Yani 12 neyin 3 katına eşit? 4x'in. Yani o zaman bak oldu. Bahri ile Veysel arasındaki yaş farkı 3x. 3x'in 4 katı 12x. O da Kemal'in 3 katı. Yani 4x çarpı 3'ten 12x oldu. Yaşı en küçük olan Veysel en büyük olan Bahri'dir. Okey büyüğü ve küçüğü de buldum. Veysel ve Bahri. Şimdi kafayı çalıştıralım. Veysel ile Bahri arasında 3x fark varsa. Şimdi şununla şunun arasındaki fark 1.5x. Bununla bunun arasındaki fark da 1.5x olur. Şimdi ben bu çuğu sevmedim. Bu çuk beni açmadı. O zaman her şeyi kırmızıyla tekrar 2 ile çarpıyorum bak. Buna 8x diyorum. Çizdim. Buna 6x diyorum. Çizdim. Buna 1.5 demiyorum artık. 3x diyorum. Buna da 1.5 demiyorum. 3x diyorum. Şimdi o zaman burası 8x'e 3x fazlası ne olur Bahri? 11x. Bu da 3x azı ne oldu? 5x. Diyor ki 3'ünün yaşları toplamı en az kaçtır? Toplayalım arkadaşlar. 5x, 8x ve 11x. Ne etti? 24x oldu. X yerine verebileceğim en küçük sayı 1'dir. O zaman ben 3'ünün yaşları toplamı en az 24 olur diyorum. Gördüğünüz üzere gayet cool, gayet anlaşılır. Bir şeyin 4 katı diğerinin 3 katıysa o zaman yani o zaman bunu 3x diyeyim ki 4 katı 3'e de bölünebilsin yani. Anladınız mı? 1,5 1,5 yani iki tarafa da eşit mesafede olacağını sevmedim. Hemen her şeyi 2 ile çarptım. Her türlü kaçarım. Beni kimse tutamaz. Her türlü kaçarım. Devam ediyorum. Geldik buraya. 1981 yılında yayınlanan polisiye romanın tiyatroyu uyarlanması ile ilgili yapılan bir röportajda aşağıdaki konuşma gerçekleşmiştir. Sonucu karakteri bu kadar iyi canlandırmanızda etkili olan faktörler nelerdir? Oyuncu roman ilk çıktığında ben 21 yaşındaydım. Bakın 1981 yılında 21 yaşında yani bu oyuncu 1960 yılında doğmuş. Onu da cebe atalım. Tabii o zamanlar bu kitabın okumamın etkisi büyük. Şimdi 50 yaşında olgunluğuna olgunluğu ile bunu birleştirdim. Yani şu an 50 yaşındaymış bu kişi. Ya yani şu anki yılı da bulurum istersem. Burada 21 yaşındaysa yani o da 1960 50 yaşa. O zaman 2010 yılındayız şu an. 2010 yılındayız. Roman ilk çıktığında sizden küçükmüşüm demiş. Sunucu roman ilk çıktığında e, sizden küçükmüşüm demiş. Buna göre 2023 yılında sunucunun yaşı hangisi olabilir diyor. Şimdi mantıklı düşünün arkadaşlar. Sunucu bir kere oyuncudan daha küçük. Şimdi sunucu o zaman 1960 yılından sonra doğmuş olması gerekiyor. Şimdi 1960 yılındaki bir kişinin 2023 yılındaki yaşı 63 olacak. Ama belli ki sunucu daha küçük oyuncudan. O zaman 63 yaşında olamaz ama 56 ve 50 yaşında gayet olabilir sevgili arkadaşlar. O yüzden ben burada cevabımı 1 ve 2'ye işaretliyorum. Ha farklı bir şey sorsa da bulurum. Her türlü bulurum. Her türlü kaçarım. Aklınızda bulunsun. Geliyorum. Bir sonraki sorumuz. Bu son sorumuz. Evet. Yaş programındaki son sorumuz. Aysu, Betül ve Cenk isimli üç arkadaşın bu ki yaşlarıyla ilgili aşağı bilgiler verilmektedir. Aysu, Betül ve Cenk. Cenk'in yaşı Aysu'nun yaşının iki katı. Cenk'in yaşı Aysu'nun yaşının 2 katı. Betül Cenk'ten 4 yaş büyük. Betül Cenk'ten 4 yaş büyükse 2x artı 4 yaşında. Aysu'nun 6 yıl sonraki yaşı Aysu'nun 6 yıl sonraki yaşı bakalım. 2x artı 10 yani ile Betülün 4 yıl sonraki yaşının toplamı... Betülün 4 yıl pardon, Aysun'un 6 yıl sonraki yaşı şu, şöyle şuranın 6, x artı 6. Betülün 4 yıl sonraki yaşı 2x artı 8. Toplamı topla. Cenk'in bugünkü yaşı ile, Cenk'in bugünkü yaşı 2x. Betülün 1 yıl sonraki yaşı, yani bunu 1 e ekleyeceksin yani, 2x artı 5'e eşitmiş. E bitti zaten soru. 3x artı 14 eşittir 4x artı 5. ...bunu buraya, bunu buraya atarsam... ...x buradan ne geldi? X'imiz 9 geldi. Diyor ki bize, Cenk'in 5 yıl önceki yaşı. Cenk 18 yaşında, 5 yıl önce de 13 yaşındadır. Gayet temiz bir çözüm. Dadundan yenmez. Güzel güzel çözdüm. Gördüğünüz üzere nizamın ne kadar büyük önemi olduğunu... ...bu videoda çok fazla gördük. Normal videolardan çok daha kısa sürdü. Çünkü neden? Arkadaşlar akıyor ya, akıyor... Şimdi bir sonraki konumuz hız problemleri olacak. Ve artık yeni şeyler öğreneceğiz. Yani bu 8 videoda yoğunlaştığımız şeyin yenisini öğreneceğiz. Kendinize iyi bakın. Hız problemlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.